Önce burada Minotaur'u kesmek lazım tabi. Çünkü Theseus hakikaten güçlü Minotaur'a göre. Böyle gide gele ki kesmek daha mantıklı. Zeus amcamı çağırıyorum babacığım senin için. Zeus amcam senin işini görsün. Bıçkıyı hiç kullanmadım abi. Konnichiwa herkese ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Hades videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hades oynuyoruz. Öncelikle Hades nasıl bir oyun? Hades güzel bir oyun arkadaşlar. Souls-like bir oyun. Bir gameplay çekeyim dedim. Bir saatlik falan. Bir buçuk saatlik. Bir güzel bir gameplay olacak baştan sona. Hades bir Souls-like oyun dediğim gibi. Dead Cells gibi. İşte Dark Souls gibi. Fakat bağımsız bir yapım. Herkese Dead Cells gibi. Bağımsız yapımlarda Souls-like'ları görmek biraz zor olduğu için eminim beğeneceksiniz. Çünkü oyun gerçekten güzel. Hikaye babında çok bir spoiler vermeyeceğim. Fakat biz Hades'in oğlu Zagreus'uz. Hades'in koltuğu burası. Normalde burada bulunuyor Hades. Fakat Hades maalesef şu an burada değil arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda göreceksiniz nerede olduğunu. Asıl mevzumuz annemizi bulmaya çalışıyoruz. Annemiz Olympus'ta. Biz cehennemin en alt katındayız. En alt katından en üst katına çıkıp annemizi bulmaya, cehennemden kaçmaya çalışıyoruz. İsmimiz de dediğim gibi Zagreus. Kaçarken önümüze Olympus tanrılarının, bunlar katonik tanrılı cehennemde bulunanlar, Olympus tanrılarının da bize yardım ettiğini görüyoruz. Mesela herhangi bir skill veriyorlar bize. Zeus yardım ediyor. İşte düz ataklarımız şimşek çakıyor. Farklı kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi. Olayı daha çok iyi anlarsınız. Sağ tarafta da farklı para birimleri var görüyorsunuz. Hemen koltuğumu çekeyim. Gördüğünüz üzere onlarla da farklı geliştirmeler yapılıyor. Hepsine tek tek bahsedeceğim. Şimdi bu da kayıtları tutan. Öldüğümüzde bu arada tekrardan burada başlıyoruz. Öldüğümüzde bu da farklı kayıtları tutan bir arkadaşımız. Olay bundan ibaret. Şimdi let's go başlayalım. Burada bir dükkanımız var. Takas edebileceğimiz bazı şeyleri. Mesela Titan kanı burada, silahları geliştirmek için önemli falan. Türkçe yaptım ama biraz sıkıntılı. Oyunu beğenirseniz bakabilirsiniz Steam'deki fiyatına. Şu anlık 32 mi? 32 lira olsa gerek. 40 liradan. Burası Zagreus'un odası ve burada gördüğünüz gibi skill'ler var. Bu skill'ler darkness'la açılıyor. Şurada farklı challenge'ların bulunduğu bir yer var arkadaşlar. Ben oyunu tamamen %100 bitirdim. Fakat oyun bitmiyor dediğim gibi. Full devam ediyorsunuz. Şu ana temel şeyleri anlatayım ki belki oynamak isteyenler olur. Şurada gene güzel bir, gördüğünüz üzere uzun bir yol şeyi gösteriyor işte. Gideceğimiz yolu gösteriyor. Burada 6 adet silah seçeneğimiz mevcut. İleride gelir mi emin değilim ama istediğiniz biriyle oynayabilirsiniz. Ben burada şeyi tercih edeceğim. Mızrağı tercih edeceğim. Mızrakla oynamayı daha çok seviyorum. Şu özel saldırımız. Bu düz atağımız arkadaşlar. Bir de kan taşı 3'te 3 yazıyor bakın cam barının altında. Bu da bir kan taşı. Bununla da farklı özellikler yapabiliyoruz. Olay bundan ibaret. Bunun yanında da işte farklı silahlar var. Şu kısım keepsake. Bize tanrıların bahşettiği o hediyeler, yani skill'lerimizi güçlendirdiğimiz hediyeleri falan uygularken onlara nektari veriyoruz. Nektari verdikten sonra bize farklı yüzükler veriyor. Mesela Zeus'a verdiğim bir yüzük var. Gök gürültüsü Signet diye. Bunu tıklarsam Zeus'un çıkma olasılığı artıyor. Fakat ben buradan ilk Ares'le başlayacağım. Nedenini daha sonra söyleyeceğim size. Ares. Ares'ten bir şeyler gelsin. Bu arkadaşımızın ismi de Skillake miydi neydi? Deneme tahtası gibi. Dediğim gibi farklı kombinasyonlar var. İşte Zeus'un skill'i ile Ares'inkini birleştirebiliyorsunuz falan fistan. Yukarıda gördüğünüz gibi bir parşömen çıkıyor. Bu oyunu ilk oynadığınızda sizde çıkmaz. Oyunu bitirince sizde çıkar. Daha fazla zorluk istiyorsanız bunları açabilirsiniz. Ben açmayacağım şimdilik deyip asıl mevzuya başlayalım. Kaçışa başla diyelim. Şimdi o para birimlerinden falan da bahsederim.
yolda. Anlarsınız şimdi nasıl. Evet, ilk Ares'in şeyini aldığım için Ares'ten bir hediye geldi bana. Skillimi geliştirmek için, herhangi bir skillimi. Bakalım ne verecek. Şimdi bunun yanında bir de şöyle bir şey var. Şu an Tartarus'tayız. 4 kat gideceğiz. Her katın kendine özel bossları oluyor. Bunlar değişebiliyor, farklı özellikte olabiliyor falan. Söyleyeyim. Let's go. Kabul ediyorum diyelim. Şimdi Ares, savaş tanrısı, bize yardım etmeyi seçti. Acı laneti. Evet, şu an dinlenme atışını alacağım arkadaşlar. Çünkü Ares'ten tek istediğim bu. Kan taşını böyle kullanmayı seviyorum. Kan taşı özelliğimiz, hatırlarsanız düz atıyordu. Şu an başka bir şey atıyor. Hemen şöyle şöyle bunları kesip gidelim. Heh. Vallahi güzel çıktı. Normalde bu çıkmaz ama çıktı. Şurada Chaos var arkadaşlar. Cehennemin bir alt katı. Chaos'a gidip diyor ki herhangi bir can verip, canımdan yani, maksimum canımdan değil de bulunan canımdan feragat edip daha güzel bu update'lerden, tanrıların verdiği update'lerden daha güzel şeyler alabiliriz. Bu da farklı bir tanrı diyebilir miyiz emin değilim. Buna bir hediye verelim biz bir de. Chaos'a da bir hediye verdim. Bir yeni bir keepsake aldım. Şimdi buradaki mevzuyu size anlatacağım. Şimdi Chaos'u arkadaşlar, Chaos'un da farklı işte, tanrı gibi düşünün. Fakat bunların tek sıkıntısı şu. Sonraki 4 mesela, bunda diyor ki sonraki 4 stand karşılaşma için. Karşılaşma dediği odalar var oyunda. Her oda atlıyorsunuz. 4 oda boyunca %30 daha fazla hasar verecek düşmanlar. Fakat bundan sonra elde edilen ganimetler, yani bu skill'ler nadirden yüksek gelecek. Epic, işte daha legendary şeyler gelecek. Bunu istemiyorum. Sonraki 3 karşılaşma için ileri atılarak vuruş, bunu istemiyorum. Yok. %30 daha fazla düşman gelsin benim üstüme. Bir de ileri şey, daha şey vurabileyim. Mevzumuz bu. Burada da yazıyor zaten. Şimdi göreceğiz ne yazdığını. Nimet, yani nadirlik mevzusunu çözeceğiz. Şimdi mevzumuz başlıyor arkadaşlar. Burada güzel bir build yapmanız lazım ki son boss'u geçebilin. Son boss'u geçemezseniz sıkıntı. Yani son boss'u da anlatırım zaten. Dediğim gibi her seferinde annemize ulaşmaya çalışıyoruz. Son boss'u kesseniz dahi farklı olaylar oluyor. Orayı da size eğer başaramazsam bile izletirim diyeyim. Hemen şöyle düşmanlarımızı keselim. Can harcamak biraz bu oyunda sıkıntılı. O yüzden can harcamamak daha iyi. Evet, ilk kısmı kestim. Bir kere bölüm tasarımları, şeyler falan acayip. Anahtar aldık. Bu anahtarlar güzel oluyor. Şimdi alacağınız ödülü önceden görebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Burada ya canımı, maksimum canımı yükselteceğim bir olay var ya da Herpeus'un çekişi var. Ben burada Herpeus'un çekişine gideceğim. Çok güzel upgrade'leri var hakikaten. Seveceğiniz, sizin de oynarken gerçekten seveceğinizi düşündüğüm upgrade'leri var. Şu minyonları kesmek lazım. Yani şu anlık güzel gidiyor bu ilk diyelim. Yani eğer tabi bu da güzel çıkarsa. Bakalım, hasar almasam daha iyi olacak da. Şu an vuramıyorum zaten. Yavaştan güçlenmeye başlayacağım. Şu an çok basit gözüküyor. Düz atakla kesiyorum ama zamanı geldiğinde hiçbir şey görmeyebilirsiniz. Şimdi burada üçlü saldırı var. Ya da yani mızraktan 3 tane atıyor. Bunu istemiyorum. Ya da daha hızlı vurmak lazım. Dönerek saldırıyı zaten çok kullanmıyorum. Hızlı vurmayı alacağım. Bak, hızı görüyor musun? Nasıl hızlandı. Güzel oldu. Şimdi iki seçeneğim var. Bu taraf biraz zormuş. Bu tarafta da gem var. Gemlerde odanızı, işte ne bileyim,
Bu yer altında giderken çeşme çıkma olasılığı, çeşmeler canınızı yemiyor. Onları satın alabildiğiniz bir olay. Ben şu an tamamladım sayılır onları da. Heh, çok hızlı oldu. Yalnız şuralara bakmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü para, en altta para birimi var farkındaysanız. O parayla güzel şeyler alacağız. Darkness skill'lerinizi açmakta yardımcı oluyor dediğim gibi. Şu ellerde abi boss'u ilk kez boss'u kestikten sonra çıkıyor. Abi bırak beni ama ya. Bir canımı götürdü ama. Stun'ı hiç sevmiyorum. Orayı patlatmam güzel oldu. Şu anlık düz saldırım var. Bir de şöyle bir mızrak saldırım var. Ya ben bunu tamamen unuttum ya. Şunu kullanmak lazım. Bu son boss da bayağı iş yapıyor. Şimdi buraya da oyun sonu açılıyor. Gene o boss, yani sondaki boss'u kestikten sonra, oyunun sondaki boss'u kestikten sonra o başta bir parşömen vardı ya. O parşömenden sonra işte belli zorluk arttırmanız lazım ki buraya girebilin. Bunu istemiyorum. Giremem. Güzel Demetrius var aslında. Bu bir tık benim işime gelebilir. Ama bir tane şu an şey istiyorum yani. Artemis. Demeter. Demetrius neymiş? Demeter hava tanrıçası mıydı? Emin de değilim ama. Uf. Ya bir kere müzikler, bölüm tasarımları. Ya bunun yanında şeyler, hani oynayış, gameplay zaten mükemmel. Vuruş hissiyatı falan. Next. Bunlar da mini boss sayılabilir aslında. Bir canım gitti. Bakar mısın şuna? Bir hediye de verelim Demeter'e. Kimse ikini almış mıydım emin değilim. Evet, donmuş boyumuz aldık Demeter'den. Şimdi Demeter'in herhangi bir skilline bakalım. Özel soğuk etkisine şey oluyor. Hasar verdikten sonra düşmanlarınız tamamen soğuk verdikten sonra. Türkçesi çok kötü ama size anlatayım. Hasar aldıktan sonra yavaşlayacak şeyler. Güzel, bu bir pasif yetenek. Zaten pasif yeteneğimi istiyordum şimdilik. Let's go. Para varmış. Para alalım. Şimdi bir odaya girdiğinizde böyle bir manzarayla karşılaşıyorsanız Hades'in gazabına uğruyorsunuz demektir. Hades bizim buradan çıkmamızı istemiyor. Babamız. O yüzden yani kaçacağız. 39 saniye boyunca kaçmak burada en mantıklısı. Çünkü herhangi bir drop atmıyor bunlar. Ve boşuna canınızı götürüyor. En mantıklı olan kaçmak. Bu ara ara karşınıza çıkıyor. Öyle her zaman çıkmıyor ama kaçmak en mantıklısı burada. Savaşmayın. Dash atarak, ikili dash'inizi atarak devam edin abi. Bol bol oyunda dash atıyorsunuz. Bol bol skill kullanıyorsunuz. Güzel oluyor ya. Karşıma çıktıkça anlatacağım neler olduğunu. Umarım beğenirsiniz böyle gameplay'i. 352'm var. Bunu bir harcamak lazım artık. Dediğim sırada şurada bir market var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu markete gidelim. Marketin yöneticisi Karon. Karon diye mi okunuyor? Emin de değilim. Arkadaşlar Karon ölüleri getiren kayıkçı. Şurada bir... Evet, gördüğünüz üzere kayığı burada. Güzel kayıkçı. Bak ikisini, üçünü de alabiliyorum. Şunu da alabilirim aslında. Üçünü birden alalım. Zeus var. Tam istediğim skill. Umarım istediğim skill çıkar. Önce Zeus'u alalım. Zeus'un yardımını alalım burada. Çünkü
istediğim özellik çıkmadı. Düz atağıma istiyordum ama çıkmadı maalesef. Çünkü bu biraz da şans. Hermes'i alalım abi. Hermes. Hermes çeviklik tanrısı, biliyor musunuz bilmiyorum ama. Hızlanıyoruz. Burada da hızlı iyileşmeyi alacağım. Dash attığımda daha az hasar almak için. Bu yıldımın iyi olması lazım. Olmazsa sıkıntı. Yani çok sorun yaşayabilirim. Şu anlık iyi gibi diyelim. Olmazsa baştan çekeriz, yapacak bir şey. Diyeceğim de. Bakın şöyle sarı şey, sarı şeyler oluyor. Onlar vazolar. Onlar para sağlıyorlar bana. Bu Kaoru'nun mobil şeyleri var. Dondurmacı gibi düşünün. Kamyonet dondurma. Orada satın alım yeri. Daha ucuz mallar satıyor. Ama daha böyle kısa çözümler. Mesela diyor 6 oda boyunca şey yap. İşte adını siz getirin. Mesela 6 oda boyunca çarparak %50 hasar ver falan. Bunları istemiyorum şu an. Zaten param da yok. Ya burada paraya gitmek mi? Ya istediğim bir özellik var. Akşamdan kalma diye. O yüzden Dinotos. Dinotos. Şarap tanrısına gideceğiz. So quiet. Burası bayağı bir şey diyor. Sessiz diyor. Ayrıca burası da bir çeşme arkadaşlar. Bu çeşmeden canımızı yenileyebiliyoruz. Bunları ilerleyen yerlerde açabiliyorsunuz. Şu an değil ama. Kabul ediyorum. İleri fırlama birkaç... Aynen. Tam istediğim şey bu. Şöyle. Bunu attığım zaman arkadaşlar düşmanlar sersemliyor. Bu güzel oluyor. Heh. Şimdi bunlar yemek bende bulunan herhangi bir seviyeyi arttırıyor. Mesela bunun seviyesi nadirse bir tık üste alıyor. Seviye 2 ediyor. Ama şurada 2 tane tanrı var farkındaysanız. Bunun mevzusu ise şey. İkisinden birisini seçiyorsunuz. Anlatayım şimdi hemen size. Şunları toplayalım hemen. Şimdi bana bir seçim yaptırtacak burada. Bazen diğeri de saldırıyor da bazen saldırmıyor. Ama genelde saldırtıyor. Bu seçimi yaptıktan sonra bana diyecek ki diğerine ihanet ettin. O yüzden diğeri de bana saldıracak. Burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Ben buradan Ares'i seçmek istiyorum diye. Tarafsızlık burada bir seçim değildi. Ares'i seçtik de hiçbir şey de çıkmadı. Şunu alabiliriz. Ha, bunu kazanırsam, bu odayı geçersem Demeter'in de o upgrade'ini alacağım. Öyle düşünmek lazım. Ama tabi Demeter de bana saldırıyor. Farkındaysanız buz hasarı attı. Demeter genelde soğuklatma, yavaşlatma gibi özelliklerde kullanıyor bunu. Burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Hızı kesersek o sıkıntıyı yaşamayacağız. Sonra özür diliyor. Ben Olympus'un en büyüğüm Zagreus ve bana uygun şekilde davranmanızı bekliyorum diyor. Doğru diyor. Demeter en iyisin. Şimdi burada tüm 155 dolayısıyla şimdi geri yok. Arkadaşlar burada güçlü soğuğu alacağım. Şunu attığım zaman şeyler yavaşlasın. Param 70 var, o yüzden buraya gitmeyi tercih ediyorum, onu söyleyeyim. Yani bir şey alamayacağım. Şu seviye arttırmayı alalım. Bundan sonra da direkt boss'a gireceğiz. İleri fırlama yerine. Hala düz vuruşuma güzel bir şey alamadım. Statülaniyesi alalım. Efekt 10 kata kadar birikebilir. Yok, onu istemiyorum. Şunu istiyorum. 4 saniye boyunca kafaları karışsın istiyorum.
Buraları bir kıralım, var mı buralarda bir para mara? Yok. Şimdi oyundaki en alt kattaki Tartarus kısmındaki ilk boss'umuz. 3 kız kardeş bunlardan. Bunlar 3 kız kardeş dediğim gibi. Bir tanesi bizim arkadaşımız Mac. O da bizim karşımıza çıkabiliyor. Bunların da farklı tabii ki boss özellikleri var, onu söyleyeyim. Oo, hiç vuramıyorum ya. Hiç beklediğim gibi bir hasar atamıyorum maalesef. Ama sıkıntı değil, çözeceğiz. İlk oyundaki ilk ana boss'umuz. Farkındayım ama şurada bir kol kullandım. Çok can harcamasam burada gayet iyi olacak. Bunun öfke seviyesine çok dikkat etmek lazım. Öfkelenmeden... Oo, fullendi. Ay, oradaki tuzak olmadı ama. Bir yavaşlatma etkisi attım. Bıçkıyı kullanalım. Şu bıçkıyı unutmasam iyi de. Bosslarda niyeyse unutuyorum bir tık. Burada bosslarda beni genelde kurtaran bu oluyor. Yapamam. Ya bu gamepad çıkıp çıkıp duruyor ya. Mevzu bu. Güzel oyun değil mi? Evet. İki şey verdi. Bunları alalım. Canımızı hiç bakmayın. Souls-like oyunlarda arkadaşlar canınız çok önemli değildir. Düzgün oynarsanız o canın pek bir mantığı yoktur. Şimdi ikinci katmana geçtik. İkinci katmanımızda... İkinci katmanımızı anlatacağım hemen size. Şuradan fakat Kipse 2 değişmek istiyorum. Ares'le bir işim kalmadı. Bir kere değiştikten sonra her katman atlayışınızda değişebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar Zeus'u istiyorum ya. Yani... Ya da Artemis... Zeus'u istiyorum şu anlık. Düz atağım için. Sonrasında en son olarak da eski Çivilyaka ile şeye gireceğim. Burada pasif bana verilen bir şey var mı? Yok. Yok, istemiyorum buraları. Para harcamaya gerek yok çünkü daha güzel marketlerden bir şeyler alabiliriz. Diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Çok sıkıntılı. Şuraları patlatalım. Buranın ismi Afsodel arkadaşlar. Afsodel'in bir farkı burası hasar verebiliyor farkındaysanız. Yani buraya gittiğiniz durduğunuz zaman hasar veriyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor bu mevzuya. Diğeri gibi oda şeklinde değil yani. Oo, bunlar ne lan? Ben yeni gördüm bunları. Yeni mi gelmiş bunlar? Bilmiyorum, kırmızıları yeni gördüm daha. Emin olmamakla birlikte ne olduğunu da bilmiyorum. Dondurma sarı attım. Güzel oldu. Ha, şurada bir Trove Tracker var. Trove var. Trove'un ne olduğunu anlatırım şimdi size. Şurada bir küçük bir boss'umuz var. Neredesin? Son bir tane daha var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Dondurma hasarını attım ya, kaldı öyle. Hermes. Bak ne kadar hızlı konuşuyor. Çeviklik tanrısı ya, onu bile düşünmüşler. Hermes'te kesinlikle buna gideceğim. Dash'ten sonra hızlanıyorum bakın. Hıza bak, hıza. Çok iyi. Şimdi burada bir Trove var. Trove mevzusu bize farklı özellikler veriyor. Şuna kadar geri yükle diyor. 150. Denemeye gerek var mı? Var. Şimdi anlatayım. Challenge belli bir zaman verecek. O zaman içerisinde ne kadar hızlı tamamlarsam ben boss şeyleri, o kadar hızlı alacağım o ödüllerden. Fazla alacağım daha doğrusu. Hızlı değil de o kadar fazla ödül alacağım diyelim. Bitti zaten. Şurada. Neredesin lan? Oğlum normalde yakında çıkması gerekiyor. Ama olsun. Sen gelip ödülünü topluyorsun.
Zaten canım fulldü, o yüzden pek bir fark etmedi de. Full'e yakın daha doğrusu. Şimdi burada Zeus'u tercih edeceğiz. Hala istediğimiz şey çıkmadı. Hala maalesef istediğim skill çıkmadı. Bunda çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bir şey kalmadı artık değil mi? Zeus. Ay o hasar neydi? Onu yemeyecektik işte. Ya bunlar çok vuruyor ya. Çok dediğim 3-5 de. O 3-5 hakikaten hayat kurtarıyor yani. Şunu bir atalım. Şunu atalım. Şunu akşamdan kalma yesin. Evet. Zeus'cum. Hem sana bir hediye vereyim. Beni duyabiliyorsan Yüce Zeus amca, amcası ya. Zagreus. Bir teklifin en görkemlisi genç adam. Evet. Şu an sadece bana artı bir can verdi. Şimdi evet, tam istediğim şeye denk geldik arkadaşlar. Saldırı. Bir düşmana hasar verdiğimde bunun yanında bir de şimşek çakacak. O şimşek sekebiliyor. İstediğim şey buydu. Bir de Herpeus'tan daha güzel bir şey alabilirsem saldırı için. Şey, ileri atılmanık. Şu Herpeus'u bulmak lazım ya. Şu çekiç olayı var ya. Onu bir bulmak lazım. İstediğim bir özellik daha var. Sonrasında zaten çok çok iyi olacak. Orada bir şey yok. Şu tarafın bir şeyini de... Aa, 3 seçenek sunmuş. Şunun bir şeyini değiştirelim. Nektar veriyorsun. Şununkini bir değiştirelim. Ya gem veriyor. Başka? 3'ü mü var? Ulan harcadık o kadar. Burada da can yenileme için bir şey veriyor. Hay Allah. Şu darkness'ı değiştirelim bir tane. Hay Allah. Vallahi billahi olmadı. Neyse nektara gidelim. Kipseklerin hepsini açamadım. O yüzden hediye vermem lazım. Bakın. Şimşek yeteneğini bekliyordum. Şimşek yeteneği toplu saldırılarda en güzeli. Neden? Çünkü bakın 5'li 6'lı vurabiliyorum. Yani çok iyi bu. Bir de ileri atılarak yaptığımız bir hasar var. Onu da bir geliştirsem. Güzel. Gördüğünüz üzere çok basit bir şekilde halledebildim. Şuralarda genelde paralar oluyor. O paraları kaçırmak istemiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani size de bir içerik olsun diye açıkçası o paraları alıyorum. O vazoların içinde neyse ki yokmuş. Şarap tanrısı mı? 167'm var. Hiçbir şey alamam. Tanrı'ya gidip sonra belki gidilebilir. Evet, burada ikili bir boss'umuz var. Bunları kestikten sonra bitiyor. Biri yukarıdan düşüyor üstünüze, diğeri de bu şekilde sizi şey yapıyor. Taşa çeviriyor. Şu taşa çevireni kestikten sonra diğeri aslında çok basit. Evet. Ah. Let's go. Şunu alıp güzel bir olay yapabiliriz. Dinutus'a çok zaten, yani şarap tanrısına şu anlık çok ihtiyacım yok, o yüzden onu aldım. Aa bak, bu güzel oldu. İlk yerde de çıkıyor da biz o yoldan gitmediğimiz için çıkmadı. Eurodiel diye bir arkadaşımız var. Bir NPC. Bunun yerin yanından geçerken size farklı özellikler veriyor. Şarkıya bak. Çok güzel değil mi? Ben buna hediye vermiştim daha önce. Son zamanlarda. Eurodiel.
Kendisi müzisyen. Burada Ambrosia lokumunu seçip herhangi iki yeteneğimi arttırabilirim ya da farklı özellikler alabilirim. Ben bunu seçeceğim. Hızlı iyileşmeyle Zeus'un yardımını seviyesini arttırdı. Paraya gidilebilir. Burada bir tık paraya gidilebilir. Burada param var. Abi gayet iyi. Gayet iyi. Bayağı hızlı oldu. Bir de hızlı hızlı kesmeye başladım ya. Ya bir tane Herpes çekici lazım. Bir tane. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şu anlık bir tek o eksiğim var. Dragonlar. Siz göremiyor olabilirsiniz ne yaptığımı ama ben iyi biliyorum tuşlara bastığım için. Full odak lazım oyuna ya. Abi ama ayıp. Karon kuyusu. Şu işime gelir ya. Diğerleri değil de. Canı full tutmak önemli ya. Cana mı gideyim yoksa... 259 var. Şuna gidilir. Canı daha sonra hallederiz zaten nektar yardımıyla da. Şimdi anlatacağım neden buraya geldiğimi. Zeus'un şeyi var. Şimdi burada olan şey şu. Ares'le Zeus'un hep Ares Zeus şeyleri yaptı, update'leri yaptığım için Ares'le Zeus birbirine sinerji sağladı. Yani ikisi bir anda şey yapabiliyor. Size daha fazla vurabiliyor. Kaderli sen kendini seçeceğini gösteriyor. Zincirim. Şu da seçilebilir ya. Bu olsun abi. Kesinlikle. Şunu alacağız. Şunu almaya gerek yok. Bir tanesi arttı. Neyin arttığını bilmiyorum. Karon, ne haber? Şimdi ikinci boss'umuza girdik arkadaşlar. İkinci boss'umuzun ismi Hydra. Bunun farklı tarzları oluyor. Ben de yeni gördüm bu tarzı hakikaten. Bu da farklı bir tarz Hydra oldu. Şunları attık ama sekti galiba. Şu kan taşlarımı alıp oy. Bunun şeyleri farklıymış. Yanıyorum lan. Abicim. Evet bunun ilk fazı. Bu fazlarında şey yapmak daha mantıklı. Böyle gide gide ki kesmek daha mantıklı. Anlamsız bir hasar yiyorum yerden. Hydra'mızı kesmeye kalkalım abi. Evet, ikinci faz. Burada şöyle oynamak daha mantıklı. Hani şuna vurayım, şuna vurayım, şuna vurayım. Sonra geleyim şuna vurayım. Şeklinde oynamak bence daha mantıklı. Hani bir ona vurmak daha güzel oluyor gibi burada. Çünkü yerde full duramıyorsunuz. Buradan Zeus'tan yardım istedim ama biraz geç oldu. Of, full hasar bak. Şu RT yeteneğimi aldığım ultimate yeteneğimi sayesinde. Ultimate diyebiliriz de. Enough. Hades'in bağırışı geldi aklıma. Şurada bir balık tutma noktası mı var? Balık tutup aşçıya veriyoruz. Bize farklı işte şu şuradaki şeylerden veriyor. Tutalım.
Yüksel. Kabuklu balık tuttum. Bir kabuklu daha yakalandı. Haydi bak. Çok tutmadım bu arada. 3 tane tuttum. O yüzden şey biraz. Evet. Bu katımız da halledildi. Şimdi bu saatten sonra artık şuna geçmeyin vaktidir. Canım gördüğünüz gibi 140'tı, 195 oldu. Karon kuyumuzda bir olayımız var mı? Yok. Bu önemli şu an benim için ya. Şunu almak istiyorum. Niye onu aldım? Anlatacağım şimdi. Kaos'u hatırlıyorsunuz. Kaos'un daha önce çıkmasını sağlıyor. Kaos'un etkileri zaten genelde oyunu kazandıracak şeyler oluyor ama siz benim son boss'taki kolsuzluğumu görmeyin. Aman ya Rabbim diyorum sadece. Evet, burası Elysium. Elysium katmanındayız. Son katman diye düşünün. Aa, Herpeus var. Vallahi kaos çünkü, kusura bakma. Vallahi Herpeus'a gideceğim. Hiç kusura bakma, Herpeus'a gideceğim. Ulan orada çıkmazdın ya. Herpeus'un çekici burada iyi. Herpeus bildiğiniz üzere mitolojide çok emin olmamakla birlikte biraz atmasyon. Bir şey. Güzel bir silah ustası. Tanrıların mı oluyordu emin değilim. Buradaki şeyler baya kötü ya, onu söyleyeyim arkadaşlar. Harbi. Buradaki Elysium'daki yaratıklar biraz daha sıkıntılı yaratıklar. O yüzden dikkatli oynamak lazım bu kısımda. En çok zorlandığım boss Elysium'un boss'u bu arada. Hades'te o kadar zorlanmamışımdır. Of ya, hiç istemediğim bir şey gene. Patlama oluşturan bir şey aldım. Bunu beklemiyordum açıkçası. Buradan Ares'e gitmek en mantıklısı. Kaos'a gitseydim daha iyiydi. Tahmin edemedik. Yani işte tam olarak ne çıkacağını bilmediğiniz için biraz sıkıntı. Burada şunları kestikten sonra ruhlar var. Şu ruhlarını kesmezseniz gidip uyanıyorlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ay, bunlardan nefret ediyorum abi. Şu ruhunu da keseyim. Hello Lord Ares. Hello Lord Ares. Name of Hades. Budur. Budur. Daha fazla hasar vereceğiz. O yüzden o işimize gelir. Şimdi burada zaten paramız yok. O yüzden Demeter ve Zeus'a devam etmek en mantıklısı olacak. Bir bakalım şimdi, yani seçelim. Tanrıların savaşı. Zeus'luk bir olayım kalmadı benim. Sonra Zeus kızacak ağzıma. Bana öyle geliyor. Statü laneti kalmış bir tek. Thank you.
Bu ya. Budur. Belki de şakayla karışık bana geldi gençler. Bu tür durumlarda o tetimle olsa espri anlayışımın eksik olduğunu göreceksiniz. Yapma. Özür diledim. Özür diledim ya. Ay. Şuna bak, bu daha Zeus en acımasızı zaten de. Bence. Acayip bir hasar aldık. Şeyini de keselim. Bu da güzel oldu. Zincir yıldırım efektleriniz süre dolmadan önce daha fazla sekme yapar. Hasan aldıktan sonra şudur abi. Daha fazla sekecek. Tam istediğim gibi. Ha, buna gidemiyoruz. Kesinlikle. Şimdi burası işimize yarayacak bir kısım mı? Emin değilim. Verdiği ödülleri hatırlamıyorum. O yüzden bakılır. Şunu okuyalım. Git bu diyarın başka bir köşesine musallat ol. Bu benim. Bunun ismini bilmiyoruz. Şimdi ölüm direnişi diye bir olay var. Onu anlatırım. Muhtemelen yaşayacağız. Abi keşke girmeseydik buraya. Neyse. Neyse, çok dert değil. Zeus'a gidelim. Fiskiye. İleri fırlama bulmadan önce vuruşuna büyük ok atar. Yıldırım efektlerinin düşmanını sarsıldı yapar. Sarsar aldıktan sonra düşmanıza yıldırım düşer. Fırlarken hasar vermek için bunu kullanabiliriz. Ama düz şarjımızda da sarsıldı atabiliriz. Budur abi. Farklı şeyler deneyelim. Hiç denememiştim onu. Demeter ya da Ares. Demeter. Thanatos arkadaşlar. Thanatos'la kapışıyoruz. Thanatos da bizim tarafımızda sayılır. İşte bize yardım etme arayana gel seninle kapışalım. Kim daha fazla adam öldürürse o kazanmış olsun diyor. O da farklı bir ödül veriyor. Kazanamasanız da bir olay olmuyor, onu söyleyeyim. Yani bir nevi bir challenge bu da. Ben 7 tane öldürdüm. Nerede düşmanlar? Bak, benimkileri çalarsan gerçekten üzersin beni. Thanatos'cum. Kazanamazsın değil mi? Bunu bilerek kullandım ultimate yeteneğimi. Çünkü o da değişince zaten o gidiyor. Sana güzel vuruyor. Oğlum 22 tane kestim lan. 23 tane ben kestim. Yani. Bana farklı bir şey verecek orada. Oo güzel. Tam beklediğim gibi bir şey. 220 canım oldu. Buna da bir hediye vereceğim şimdi. Önce bir şu Demeter'i halledelim. Soğuktan etkilenen %10 yavaşlar ve bozulurlar. Fırlatmak yaptığınız için zarar ve soğuk uygulayın. Olur. Bu gider. Ay. Lan onu şey verecektim. Unuttum. Neyse, çok sıkıntı değil. Burada şimdi sanırım cana gidilebilir. Önce Charon'un kuyusuna bakalım. Herhangi bir olayımız var mı? Pasif yok. Yani şunu değiştirelim. Bir tane bakalım ne gelecek. Para. He. Şarap. Hiç de kalmadı zaten. Değiştiremem. Güç mü şarap mı? Güç mü şarap mı?
Ama biraz cana oynayalım. Zaten yeterince galiba şey olduk. Of of of, bunlar bayağı vuruyor ya. Kalkanlılar ya bir de. Oğlum bu ne bana o kadar hasar veriyor be? Harbi biri hasar veriyor ama boss'muş. 245'e yükselttik canımızı. Şuralarda bir para, altın, bir şeyler var mı? Yok galiba. O zaman let's go. Bir bu var, başka bir şey var mı? Başka bir şey yok galiba, değil mi? Yok. O zaman buna gideceğiz. Buna çok gitmedim ben. Yani gidilmez mi? Gidilir. Seviye arttırılır, hasar arttırılır. Bildiğiniz bir şeyin hasarını, yani sizde sahip olduğunuz bir şeyin hasarını arttırabiliyorsunuz onun ama. Abi zırhlılar ne ya? Ben zırhlı hiç görmedim lan. Hayatımda zırhlı mı gördüm? Sana çok vuruyor. Oğlum. O oluşan galiba şey. İntikam hasarı diye bir şey aldık ya o. Ay. Neyse ki savuşturduk. Anlamsız canımız gitti de neyse. Buna gidelim. Trov için para. Kesinlikle bu arada istiyoruz abi. Para veriyor. Bize gelir bu. Evet. Kesinlikle bir aptalsın. Bitti bile. Parayı ver parayı. Oh, maksimum ömürde nektar şey almıştık ya. Nektarla da kaldırabiliyoruz maksimum ömürü. Burada can mı yoksa şey gireceğiz ama. Paramız 371. Can çıkma olasılığı bu tarafta var ama candan sonra market olmadığı için bunu seçmek daha mantıklı. Can satılabiliyor burada. Satılmadı ama çok da dert değil. Şunları bir kırayım. Okey. Şimdi burada bir sinerji oluşacak. Bunun farkındayım. Yok olmadı. %40 veya daha düşükken daha az hasar alırsınız. Oha! Bu iyi bu. Bu iyi bu. Hakikaten iyi yani. Şunu verdiğim kişiler gidip başkalarına saldıracak. Bana uyar. Canım full. Yükseltmeyi alalım. Bonus hasarımızı arttıralım. Ne haber Karun? Tamam, anladım. Oyunun en çok zorlandığım bossları diyeyim. En zorlandığım bossları. Son boss'ta bile bu kadar zorlanmıyorum. Theseus ve Minotaur boğası. Önce burada Minotaur'u kesmek lazım tabi. Çünkü Theseus hakikaten güçlü Minotaur'a göre. Hiç görünmüyor değil mi sizde? Ya Minotaur eridi zaten de. Yani Minotaur da şeyde de var ha. Assassin's Creed'de de var biliyorsunuz belki. Evet. Abi çağırdım şeyi, Zeus'u. Zeus'u çağırdım. Ağzına sıçsın diye çağırdık ama şu an hiçbir şey olduğu yok çünkü abi bir şey diyeyim mi, gerçekten erittim lan, hiç bu kadar vurmadım hiç.
Bu oyunu bak nereden baksan 100-150 saatim vardır. Hiç bu kadar vurmadım lan. Canım bile gitmedi. Normalde ölüm direnci var sola 3. Sol 3 tane. Sekiro'da hatırlarsanız öldüğünüzde Kuro'nun kolyesi vardı. Sizi kaldırabiliyordu. Ama bu ona benziyor işte. Ben normalde ondan 2 tane harcardım. Şu an hiç harcamadım. Evet, oyunun sonuna geldik. Oyunun son evresindeyiz. Anlatacağım şimdi neler olduğunu. Önce canımızı yenileyelim. Sonra buradan kimseyi ikimiz değiştirebiliriz. Değiştirmeyelim. Alışveriş yapabiliriz. Pasif bir şey varsa burada almak mantıklı. Pasif yok. Artık gitme vaktidir. Şimdi burada... bizim arkadaşımız olan biriyle önümüzü kesmiş bulunuyor. Adı ise Cerberus, Cehennem'in üç başlı köpeği. Yunan mitolojisine göre. Bak, Cerberus'la savaştırmıyor ama belki ilerleyen zamanlarda gelir diye düşünüyorum. Bunun yanına Cerberus'u geçmek için bizim şey yapmamız gerekecek. Cerberus'a yem bulmamız gerekecek. Bu yemler bu odalardan birinde ama hangisinde? Önce candan başlayalım isterseniz. Bu odalar biraz sıkıntılı, anlatacağım. Bu odalarda böyle fareler var. Bu fareler size zehir hasarı verebiliyorlar ve bu sıkıntı. Şu zehir hasarı sürekli canınızı götürüyor. Buradan kür yapmanız lazım. Yani tedavi olmanız lazım. Panzehir uygulamanız lazım kendinize. O yüzden biraz dikkatli olun. Şu fareler, o küçükler değil de şunlar veriyorlar. Şu an zehirlendim. Bir tane içtim abi. Zaten bitti. Gördüğünüz üzere bak. Zehirlerin zehirlenmez basmam lazım ona. Yoksa canımı böyle brrrt diye götürüyor. Nasıl brrrt diye. Şu dayıları da keselim. Tekli savaşlarda, boss savaşlarında çok zorlandım. Bakalım son boss'ta zorlanacak mıyım? Burada bir şey kalmadı. Buranın son odasına gireceğiz. Son odasında artık çok fazla bir şey var. Tuzak. Ve bu tuzakların yanında çok fazla... Gel. Evet. Abi, şimdi ben Panzehir'in yerini gördüm. Panzehir'in yerine göre savaşmayı tercih ediyorum burada bir tık. Ha, bu da zehir atıyor. Burada sıkışmak istemiyorum ama. Burada bir Panzehir var. Güzel. Çok canım gitmeden hallettik. 305 cana çıktık. Güzel. Neredeyim baksanız? Kaçla başlıyorduk? 50 ile, 75 ile başlıyorduk. 260 tane nektarlardan oradan buradan topladık. İstersek burada bir şeyleri satabiliriz arkadaşlar tavsiyede. Ne satalım? Bıçak yerini satmayacağız. Bunu satmayacağız. Bunu hiç satmayalım. Ya aslında iyi de vuruyoruz da. Hiç, yani istediğim gibi bir build olmadı. Belki yenilebilirim diye düşünüyorum, emin değilim. Paramız var. Para şeyi de var. Hermes'i mi? Aslında burada Hermes'i almak bir tık mantıklı olabilir. Ya da Ares'i. Hermes'i almak bir tık mantıklı olabilir. Paraya girelim direkt o yüzden. Buraların hepsini... Yani yemi bulduktan sonra uğraşmıyorum da ben oyunu bitirmek adına. Siz yemi bul... Yani... Buradan sonra uğraşmıyorum ama içerik olsun diye ben keseceğim. Abiler. Sıkıntılı mısınız? Nesiniz siz? Bir kere bıçak yarığını hiç kullanmadım ama bıçak yarığının kullanım amacı bu değil zaten. Yani benim kendi oynayışımda. Daha farklı bir olay. Göreceksiniz şimdi. Neden bahsettiğimi göreceksiniz. Neden o bıçak yarığını aldın, hiç kullanmadın diyeceksiniz ama... Son boss'ta
O benim bayağı işime yarıyor. Anlarsınız. Heh, işte bu yemi Cerberus'a atacağız. Bu da şey, bu da can yenileyen bir çeşme. Çeşmeyi erken bulmak istemiyordum ama yapacak bir şey yok. Dönüş spor. Atmayalım şimdi yemi. Yemin yerine şu diğer ikisini zor. Zorun yerine buraya gidelim. Bunlar o kadar zor değilmiş. Gördüğüm kadarıyla. Bundan... Aa, burada karun kuyusu var. İstemiyorum, hayır. Hayır, istemiyorum. Beni cezbedemezsin kuyu. Ben oradaki hipermarket, Karon'un hipermarketinden çalışıyoruz. Ben hipermarketten alıyorum eşyalarımı, tamam mı? Karon'un kuyusu, kendisi ve hipermarket zincirleri. Bir de kürümüzü atalım. Let's go. Canım hiç gitmedi neredeyse. Güzel oldu bu. Aslında gitti de topladık, çok topladık. Abi burası çok sıkıntılı. Kür yeri ortada değil mi? Ama zaten yerimden hareket etmezsem sanırım çözerim diye düşünüyorum. Bazen çok güzel bir build yapıyorum. Emin olun şu giden canım da gitmiyor yani. Ama o güzel build'i bir türlü yakalayamıyorum her zaman. Zeus'u çağıralım. Çünkü dediğim gibi o da bitince o Zeus'un lanet olayı gidiyor. Ne yapıyorsun lan? Çeko. Para ver. Para toplamak lazım. 550 oldu. Hermes'e gideceğim. In the name of Hades. Hades. Veya daha düşükken daha az hasar alırsınız. Aslında bu o değil. Akşamdan kalma. Burada biraz düşünmek lazım. Şimdi 3 kere %40'dan aşağı olacak benim şeyim. Eğer Hades. Ha, tamam, bunu alalım. Niye? Şimdi anlatacağım. Bekle. Hermes'i bir satın alalım. Bunu alalım. Başka bir şey alabileceğimden değil de Zeus'un o şeyini almak istiyorum. Belki 150 de toplarız. Önce bir Zeus'a gidelim. Karon'un kuyusu. Beni şey yapamazsın. Hayır. İstemiyorum. Burada büyük bir boss'umuz var. Büyük bir fare boss'u. O geldi şimdi. Of, iyi vuruyorum. Kötü değilim. Hızlıyım bir de. Hıza bakar mısın? Evet, burayı da hallettik. Tasfiye kutusu istemiyorum abi. Teşekkür ederim. Ara ara böyle dönüyorum ya odalarda. Para aradığım için yani. Oy oy oy. Bu ne lan? Boss'un... Ay ay. Bu bir boss'umuz arkadaşlar.
İlk boss'umuz bu. Yani ilk boss'umuz dediğim mini boss bunlar da, boss işte. Zor ölüyorlar. Ama hallettik. In the name of Hades. Sizin tanrı ölçer daha hızlı şarj olur. Bak bu bir tık işime gelir ama bu bir tık işime geliyor şu an. Son boss'u hep her zaman son boss'u düşünerek oynuyorum. O yüzden işime geliyor. Çünkü diğer boss'larda çok sıkıntı yaşasam da son boss'ta onları toplayabiliyorum ama son boss biraz sıkıntılı ya. Yani benim için hakikaten sıkıntılı. Şu bıçkı yarıklarını da atayım. Yarık. Bıçkı yarığı diye çevirmişler ya. Normali ne onu da bilmiyorum ben. Unuttum yani. İngilizce oynuyordum normalde de. Yani siz de İngilizce oynayın bu arada oynayacaksanız, çünkü hakikaten Türkçesi çok kötü. Odaları karşılaştırma olarak falan değişmiş yani, öyle düşün. İyi para da biriktirmişiz ya. Oo çok hızlı oldu bu. Para ver. Evet son odamız değil. Son odamız değil. Kim dedi son odamız diye? Connie kim dedi Connie? Gameplay'ler çekmeyi düşünüyorum ya. Hani kusura bakmayın ama yani sadece tek oyun oynamadığım için küçücük bir haşerat, ama o küçük haşerat neler yapıyor arkadaşlar. Acayip bir küçük boss. Giyemesek iyi. Keşke girseydik. Bu çok güçlü çünkü ya. Küçücük haşerat dedi. Küçücük haşerat kimleri çağırdı bak. Arkadaşlarını çağırdı. Şurada bir kür alalım. Her türlü keseceğiz onu devam için. Küçücük haşerat. Ya abi git. Kankam ayıptır ya. Böyle diyorsun. Her seferinde Zagreus. Neyse bu bir boss'umuz arkadaşlar. Bu boss yani. Vermin. Oh, çok gardar ama yine de çok küçük. Power of Olympus. Power of Olympus. Bu. Neden bu anlatacağım. Çünkü kapıştığımız adamın bayağı bir şey var. Mevzusu var. Şimdi dönüş yapalım ve artık burası tamamen tamamlandığına göre şuradan upgrade'lerimizi alıp gidelim. 385 var. 300'e mi? Üzdün beni. Bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu? Bu niye 300? Ben onu anlamadım. Bu 100 olur normalde. Bunu alalım aga. 300 çünkü. Birden 3'e kaldırıyor. İyi iyi. Şudur abi. Tamam. 85 gold'la da oyunumuzu bitirmiş olalım. Burada bir balığımızı da tutalım. Bekle bekle. Hop. Gup. Gup. Daha önceki şey yapmıştım. Tutmuştum. Şimdi Cerberus'a yemini atıyoruz. Ve son boss'umuza giriyoruz. Asıl amacımız annemizin yanına gitmek. Hikayenin sonrasını anlatırım. Ve burada aslında o tahta oturan babamız Hades bize karşı çıkıyor. Artık burada yaptığınız her şeyin hiçbir amacı olmadığını biliyorsunuz. Seni kendim öldürmesem bile oradaki o şeyi görünce yok edeceksin. Ben daha önce yendiğim için böyle bir şey oluyor ama sonda anlatırım. Ama
Hades'le kapışacağız. Hades, ölülerin tanrısı. Ölüm tanrısı değil mi? Hemen başlayalım abi. Hiç babamızla kapışıyoruz. Bir nevi Sekiro geldi aklıma. Sekiro'da böyle bir olay vardı. Şurada bir hemen deşimizi atalım. Bak, onu bilerek aldım şimdi. Sektirme mevzusunu, çünkü yakına yaklaşmadan vurmamız gerekecek. Mesela şu an gibi. Şuradan sektirebilirim. Aa, dondurma hasarı yedim. Şurada abi hemen ultimate yeteneğimi kullanarak şeyi çağırmak istiyorum. O aşağıdaki barı full tutmaya çalışacağız. Burada bir tık sıkıntı olacak. Gitgide fazları artıyor adesin. Ona çok yaklaşmadan vurmaya çalışıyorum farkındaysanız. Ah, o hasar yemeyeydim, iyiydi. Hadi. Şey, barım dolacak. Aynen, çok güzel. Şimdi ilk fazını aldım. Hiç ölüm direnci kullanmadım. Muhtemelen kazanacağım. Kendi babana saldırıyorsun. Bu bana hangi seçeneği bırakıyor? Seni öldürme seçeneğini. Demek istedi galiba. Enough! Şunlardan bir nevi uzak durmamız lazım. Şunun arkasına geçeceğim. Fakat ondan önce hemen şu Zeus amcamı çağırıyorum babacığım senin için. Zeus amcam senin işini görsün. Burada çok deliriyor. Yani hakikaten acayip deliriyor. Dikkat etmek lazım. Canımın nasıl eridiğine bakın. Ah. Bu beni şey tutuyor. Bir nevi şey hasarı, stun hasarı diyorum. Bıçkıyı hiç kullanmadım abi. Çünkü hasarım gerçekten iyi. Bıçkıyı da kullanabilirsiniz. Ben burada bıçkıyı ikinci şey olarak gördüm ama siz kullanabilirsiniz. Öldü. Bıçkıyı siz kullanın derim yani. Bundan daha güzel bir build yapılabilir. İşte ne bileyim, farklı kombinasyonlarla, farklı şeylerle, yani bunu yaptığınız zaman düzelmiyor. Hani bozulmuyor hiçbir şeyi. Tamamen farklı bir oynayış oluyor. Mesela bir dahakinde gidip silahla, başka bir silahla başka skill'ler. Bu silahla başka skill'ler. Böyle bir şey yapılabilir. Ah, lanet olsun. Her şeyi mahvedeceksin. Tüm lanet olası sorunlarınla. Öyleyse öl şimdiden ve yolumdan çekil. Ödeyeceksin. For dedi gitti. Hades de şimdi başladığı yere döndü. Burada oyunu nasıl bitirdiğimiz yazıyor. İki skill kullanmamışız tamamen. Onları da parayla alınabilirmiş. Mevzu bu. Oyunu böyle bitirmişim. Efsanevi bir tane Zagreus'un yanı var. O benim mızrağımın kendi upgrade'i. Bunun yanında Zeus'un yardımı. Hızla işte o çok vurdu. Hakikaten o ultimate yeteneği iyi vurdu. Başka diyebileceğimiz bir şey yok. Çıkabiliriz. Burada hemen ödüllerimizi alıp aslında annemizin yanına gidebiliriz. İlk gidişimizde annemiz bizi tanımıyordu. İkinci gidişimizde annemizi görüyoruz, farklı sorular soruyoruz. Hikaye burada şekilleniyor. Geldim anacığım. Senin için geldim ana. Babamı yendim de geldim. Böyle koşa koşa geldim. Böyle. Styx tarafından alındın. Olympus'ta yaşayamıyoruz. Yani mevzu bu. Yeryüzünde yaşayamıyoruz. Sonra başa sarıyor. Tekrar bu cevapları bulmaya çalışıyoruz. Skill'lerimizi geliştiriyoruz. Daha büyük zorluk derecelerini alıyoruz falan. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hades böyle bir oyun. Oynamanızı gerektiğini düşündüğüm bir oyun. Şimdi oyuna dışarıdan baktığınızda kötü bir oyun değil. Yani kötü oyun gibi gözükebilir ama oynayışı gerçekten çok tatlı. Nereden baksanız bir 40-50 saat en azından. Bakın ben 100-150 saat kadar oynadım. Siz de sanırım oynayabilirsiniz Hades. Oyunsuzluk da iyi gider. Evet, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Konnichiwa'dan bu kadar. Allah'a emanetsiniz.